3 Şubat 2020 tarihinde şok edici bir haberle uyandık başlangıçta 4 şehit yaralıların da şehit olması sebebiyle şehit sayımız arttı İdlib'de Beşar Esed'in saldırısı sebebiyle e, ordumuza askerlerimize bombalı saldırı sonucu şehitler verdik şok olduk. Astana ve Soçi mutabakatları sebebiyle biz Rusya ve İran'la yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 12 tane gözlem noktası oluşturmuştuk. Bu 3 tane devletin anlaşması sonucu olmuştu. Gelin görün ki Beşşar Esed diğer bölgelerdeki sorunu hallettikten sonra Beşşar Esed dediğimizde aslında onu yerine her zaman Putin ifadesinde yerleştirebilirsiniz. Türkiye'de şöyle bir şey söyleniyor. Biz İdlib'de ne arıyoruz? Başka ülkelerin topraklarında ne arıyoruz? Ne aradığımız çok açık. Huzur arıyoruz. Siz başkalarının topraklarında mı huzur arıyorsunuz? Hayır. Başkalarının topraklarında değil. Başkalarının topraklarından bizim ülkemize saldırı yapılıyor. Bu saldırının bir daha gerçekleşmesini istemiyoruz. Onun için huzur arıyoruz. Güneyimizde PYD fesat yuvaları yerleşmiş. Bize oradan e, uzun namlulu silahlarla, füzelerle ateş yapılmakta. Vatandaşlarımız öldürülmekte, katledilmekte. Camiler... Bu toplu yaşam alanları camiler okullar pazar yerleri hedef alınmakta canımız yakılmakta ayrıca sınır bölgemize o taraflardan yapılan sızmalar sonucu Türkiye'nin içinde de terörize faaliyetler yapılmakta bunu biz senelerdir görüyoruz bir kez iki kez değil. Yani Beşer Esed'le gidin istediğiniz kadar konuşun. Irak makamlarıyla istediğiniz kadar konuşun. Konuşuldu, edildi, görüşmeler yapıldı, imzalar atıldı. Efendim törenler sonucunda bir sürü sözler verildi. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Her defasında oradan saldırı alıyoruz. Defalarca canımız yandı. Bunun en az %25'i diyebileceğimiz miktarı oralardan yapılan saldırılar en az. Ya biz bunu defalarca gördük. Daha fazla şehit mi verelim? Daha fazla vatandaşımızın gözlerimizin önünde hayatını kaybetmesine müsaade mi edelim. Daha fazla toplu yaşam alanlarına saldırıların yapılmasını mı oturup bekleyelim? Yani biz burada oturup bekleyelim kurbanlık koyun gibi. Gelsinler istedikleri kişileri bizim vatandaşlarımızdan istedikleri zaman öldürülmelerine müsaade mi edelim. Bunu mu istiyorsunuz? İşi dış politika olmayan, işi dış siyaset olmayan, uluslararası ilişkiler olmayan vatandaşlarımız da ne yazık ki bu süslü cümlelerle kandırıyor, ikna ediyor. Başkalarının topraklarından bizim topraklarımıza saldırı oluyor. Biz bunun için buralardayız. Her devletin kendi gizli ajandaları zaten olur. Suriye'de huzur nispeten sağlanma eğilimine girdikten sonra artık oklar Türkiye'ye yönelmeye başladı. Bakın, İdlib'ten sökülüp atıldıktan sonra biz sökülüp atılırsak Barış Pınarı bölgesinden, Zeytin Dalı bölgesinden, efendim Fırat Kalkanı bölgesinden de sürüleceğiz. Bunu adınız gibi bilin. Sürüldükten sonra kim tarafından? Rusya ve Beşar Esed tarafından. Sürüldükten sonra bizim şehitler vererek yerleştiğimiz, temizlediğimiz Türkiye'nin sınırından itibaren 20 kilometre derinliğindeki, 30 kilometre derinliğindeki temizlediğimiz hepsi değil. Temizlediğimiz bölgelere şehitler verdik. Bir sürü mimat harcadık. Bir sürü para harcadık. Efendim bu bölgelere PYD tekrar yerleştirilecektir. Buna emin olun. PYD'yi daha önce bu bölgelere kim yerleştirmişti? Amerika. Şimdi kim yerleştirecek? Rusya yerleştirecek. Rusya ile ittifakımız bozulacak manasında bunu söylemiyorum. Böyle bir ittifakı bundan sonra kim ister şeklinde yüreksiz de oluruz. Bu da doğru. Putin ve Trump. Başka liderlerde biz de aynı şekilde İttifak halinde olduğumuz olduğumuz ülkenin ya da oldukları ülkenin kendilerinden daha fazla güçlü olmasını istemezler. Putin Türkiye ile ittifakının devam etmesini ister, ama e, güçlü olursa Suriyeyi istediği gibi çekip çeviremeyeceği için Türkiye'nin gücünü bir miktar kırmak ister. Türkiye'nin gücünü nasıl kıracak? Türkiye'ye saldıramaz. Türkiye füze saldırısı, havan saldırısı. Bombalı uçak saldırısı bunu yapamaz. Ne yapar? Hazır Türkiye'ye saldıran bir ekip var. Bir terör grubu var PYD. Onu dipdiri tutar. Türkiye'nin başını bununla sürekli ağrılı tutar. Yani tabiri caizse Türkiye'nin postallarının, askerinin postallarının içerisine bir tane dikeni her zaman orada tutmak ister. Türkiye bu dikenle meşgul olsun. Ee, kendi uluslararası çıkarlarını, ticari çıkarlarını, siyasi iktisadi çıkarlarını gözetmesin. Benim buradaki çıkarlarımla çatışmasın. Ben Suriye'yi istediğim gibi Beşar Esed kuklası üzerinden yöneteyim diye Türkiye'yi sürekli başı ağrılı tutmak ister. Ama aynı zamanda ittifakında devam ettirmek ister. Yani İdlib saldırısı sebebiyle biz artık Putin'le bütün ilişkilerimizi bitirmeyiz. Bunu biz de istemeyiz. Bunu bizden önce Putin de istemez. Dolayısıyla akıllara şu gelmesin. Ya biz e, Rusya ile çatışırsak geçmişte biz Rusya ile çatıştık her defasında biz yenildik biz kaybettik bir daha çatışırsak bir savaş daha çıkarsa biz buradan yine zararlı çıkarız. Bakın Rusya biz 8 tane savaş yaptık altısında kaybettik bir tanesinde kazandık diğeri 1. Dünya Savaşı'ydı Ruslar geri çekildi altısında kaybettik ama nasıl? Kazandığımız savaşlar oldu onları söylemiyorum. Prut'ta biz kazandık 1711. 1739'da hem Avusturya hem Rusya ikisini kulaklarından tutarak biz ağır bir anlaşmayı onlara imzalattırdık. efendim. Altı savaşta kaybettik ama nasıl? Ee, bir savaş Karlofça ve İstanbul Anlaşması neticelendi. 5 devlet bizde aynı anda savaştı. 5 devlet İngiltere, Venedik, Polonya, Avusturya, Rusya. Bir savaşta 3 devletle savaştık. İngiltere, Fransa, Rusya. Bakın, tek cepheli savaşlar değil. İki savaşta Avusturya ve Rusya aynı anda biz bunlarla savaşmak zorunda kaldık. Ruslarla tek savaşımız Aynalı Kavak Tenkihnamesi'nin imzalandığı bir anlaşmaydı efendim. Birer diğer savaşta 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşıydı ve bu savaşa da Abdülhamit girmeyecekti iktidardaydı ama muktedir değildi. Mithat Paşa yüzünden girdik. Yani kaybedeceğimizi bile bile girdik. İki savaşta biz Ruslarla tek tek savaştık. Diğer savaşlarda en az iki cepheli savaş, cephelerde savaştık. Üç, beş cepheli savaşlarda oldu. Biz öyle kolay yutulacak bir lokma değiliz. Bu bir kısmı. Ben savaşalım, e, durmayalım, e, bir savaş çırtkanlığı şeklinde bir söylem içerisinde değilim tabii ki. Fakat o şekilde de korkulacak bir durumda da değiliz. Bu bir nokta, ikinci nokta. Rusya biz İdlib'te kalacağız, İdlib'ten çıkmayacağız şeklinde ısrarla bulunduğumuzda Rusya bize asla savaş açamaz, açmaz. Aptal değil Ruslar, Türkiye'deki kimi aydınlar gibi. Eğer Türkiye savaş açarsa ve Türkiye Erdoğan düşerse Allah korusun. Gelecek iktidar New York Times 2016 haritaları diye yazın tarayın görürsünüz. Gelecek iktidar bize dayatılacak 2016 haritalarını kabul edecektir. Tabii ki topraklarınızı verin şeklinde bize konuşma yapmazlar. Süreçte bizi oraya götürürler. 2016 New York Times haritasında Türkiye'de 4 tane devlet öngörülüyor. 1. Uluslararası İstanbul Devleti. Bugünkü Marmara'nın olduğu yerler. 2. Uluslararası Yarı Otonom İzmir Devleti. 3. Ermenistan Devleti. Dört Anadolu'da efendim PKK devleti, bir de beşinci devlet Türkiye. Şu anki 780 bin kilometre kare beş parçaya bölünecek. Putin'i ilgilendiren kısmı hangisi? Uluslararası İstanbul devleti adı altında Boğazlar Uluslararası Konsorsiyumu açılacak. Bu şaşırtıcı değil. Lozan'da böyleydi zaten. Montreux'de biraz değiştirildi. Eğer Boğazlar Uluslararası Konsorsiyumu açılırsa Karadeniz NATO donanması dolar Putin ayağını Karadeniz'de denize bile sokamaz kendisinin en güvenli olduğu yer olan Karadeniz'de artık kuzeyden güneyden sürekli tehdit altında hisseder kendisini. Biz Çanakkale İstanbul boğazlarını tutarak aslında kendimiz için tutuyoruz. Putin için de tutmuş oluyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın iktidardan düşmesine Putin asla razı olmaz. Bu bir nokta. Yani savaşı önce Putin istemez. Diğer nokta binlerce kilometre yukarıda Putin. Biz hemen Suriye'nin dibindeyiz. Biz savaşırsak, savaşalım demiyorum, savaşırsak bize asla zarar veremez. Bu ikinci nokta. Gelelim. Fiilat öyle mi? Evet öyle. Biz onun uşağı, sadık uşağı Beşşar Esed'e e, bize şehit verdirdiği için, saldırdığı için karşı hamleyi yaptık. Bombaya boğduk, tabiri caizse bombayı amuruna tuttuk efendim. Uçaklarımız havalandı, fırtına obüslerimiz ateşe geçti efendim. E, açıklanan rakamlara göre 76 tane zayiat verdirdik. Rusya nasıl bir açıklama yaptı? E, biz Türkiye'nin orada e, hareket halinde olacağını bilmiyorduk dedi. Bakın bu makul bir açıklama değildir. Sadık uşağına vurmak demek efendisine vurmak demektir. Ne yapması lazımdı efendinin? Efend bir dakika. Beşşar'a saldırı yapamazsın. Oraya yapılan hareket bana hareketlemesi gerekirdi. Ne dedi? Bizim unsurlarımıza bir saldırı yapılmamıştır dedi. Değil mi? Bu korkulan Rusya'nın yapılan, yapacağı bir açıklama mıdır? Efendim? Başka? Dimitri Peskov, sözcü. Ne dedi? Ee, Putin ve Erdoğan arasında süratli bir görüşme gerçekleştirilebilir. Ya görüşelim demektir bu. Böyle mi olur? Resmen bomba yağmuruna tuttuk. Hemen bizden düzeltici açıklamalar. E biz Türk birliklerinin orada hareket halinde olduğunu bilmiyorduk. Bakın yalan açıklamada yapıyor. Bir devlet bu yalan açıklamaya sığınmaz. Ne demesi lazım? İleri harekata devam ederseniz Türkiye'ye bunu söylemesi lazım. Korktuğumuz Rusya'nın. Biz de karşı hamleyi yapacağız demesi gerekmez mi? Hiçbirini yapmadı. Niye? Savaşmaz, savaşamaz. Aklı başında bir Rusya Türkiye ile savaşmaz. Kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Rusya bize savaş açamaz. Rus topraklarına gitsek, oraya hamle yapsak Bakın orada sıkıntı yaşayabiliriz ama Suriye sınırında ne Rusya ne Amerika bizle savaşsa onlar kaybeder. Bunu görmek gerekir. Ve bunu Ruslar kendileri gördüğü için ne yaptılar? Hemen düzeltici açıklamalar yaptılar ve Sayın Cumhurbaşkanı e, Ukrayna dönüşü ne dedi? Öfkeyle kalkan zararla oturur dedi. Yani demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'na teskin edici cevaplar getirildi. Burada... Biz aydınların e, her uluslararası krizde bizim zarar göreceğimiz şeklindeki telkinlerine aldanmayın. Türkiye evet e, çok zor dönemler geçirdik zayıf olduğumuz dönemleri yaşadık ama eskisi kadar ne biz zayıfız ne de onlar eskisi kadar güçlüdürler.